Böyle hani aşağılar gözle baktılar. Hani işte bir an önce şu maç bitsin de işte biz birkaç sıfır kazanalım öyle gidelim der gibilerdi bize daha maça çıkarken. Hani o ifadeyle bakıyorlardı bize. İşte şu 90 dakika bir an önce bitsin işte biz 4-5-0 alalım da bir an önce hani bunlar da ülkesine geri dönsün der gibi böyle o ifadeyle bakıyorlardı. Hele sahaya çıktığımızda o uğultu, o taraftarların o bize seslenişleri işte hareketleri falan hakikaten hani tamam biz burada 4-5 yiyeceğiz. Öyle ülkemize döneceğiz gözüyle bakıyorlardı. Benim adamım Cantona'ydı. Rakip tarafa baktığımda Cantona'nın yakasını her zamanki gibi kaldırmış olduğunu gördüm. Kabarmış bir tavus kuşu gibi koşuşturuyordu. Ve o an kendi kendime dedim ki bugün ona gününü göstereceğim. Yusuf'tan bir orta. İki kişinin arasında kaldı Hamza. Düz. Cantona istediği yere. Kayboluyor ve kalemizde golü görüyoruz. Şimdi ön direğe yine kavisli bir top. Ve ağlarda. Evet. Provası yapılmış, daha önceden bilinen bir gol. Pallister geldi dedim ön direğe. Ona atılacağı belliydi. 5 dakika önce de ona atılmıştı. Dakika 14 ve İngilizlerin her zaman olduğu gibi ilk 20 dakikada 3-4 gol bulabildikleri maçlardan biri mi diye bakıyorum. Beş altı tane yiyeceğiz. Düşündüm, 5-6 tane yiyeceğiz. Böyle başladık, kötü başladık, 2-0. Manchester'da bir top almadım ki ben. 15 dakikada bir top almadım ben. Döndük tabii birbirimize şöyle bir baktık. Söylenecek fazla bir şey de yok. Tabii kafamızın içinden geçen o sırada yani milletin bütün Türkiye'de çünkü Türk spor medyasının hepsi biz Manchester'dan fark yiyip geleceğiz diye düşünüyordu ve biz o güne kadar da ne kulüp bazında ne milli takım bazında İngilizlere karşı bir beraberlik dahi alamamışız doğru düzgün. Hele Manchester United İngiltere'nin o sırada en formda kulübü, takımı. Yani ben o anda daha fazla gol olmasın, bari bu şekilde bitsin diye geçirdim aklımda ama. Herkes şu düşüncedeydi. Ey sevgili futbol tanrısı buraya bir çukur aç, ben içine düşeyim, üzerimi ört ve oyun bitsin. Bir süre önce de ben eşimle Wembley'de Türkiye-İngiltere milli maçını seyretmiştim ve 8-0 mağlup olmuştuk. Bizim hanıma dedim ki, kalk biz buradan gidelim. Benim sinirim bozulmaya başlıyor. Bir 8-7-8-0 daha seyredecek gücüm yok. Yok biraz daha oturalım falan dedi. Biz arkadaşlarla artık baştan vuruş yapacağız. Beyler dedik hani artık bu saatten sonra kaybedecek hiçbir şansımız yok. Yani her şeyi olmuş bitmiş artık. 2-0 mağlup durumdayız. Bundan sonra ne biliyorsak onu oynayalım hani. Bundan sonra artık kaçış yok yani. 2-0 mağlup durumdayız zaten. Herkes kendine güvenerek oynasın. Ve İzleyenler çok iyi bilir. 2-0'dan sonra biz o kadar rahat futbol oynamaya başladık ki. Yani kendimize güvenimiz ondan sonra geldi zaten. Takım halinde kapanıyor Hakan. Arif şut açısı buluyor. Vuruyor topağlarda. Topağlarda. Dünyanın en iyi kalecisi bu Schmeichel. Ama bizim Arif de öyle bir vuruyor ki köşedeki örümceği alıyor. Müthiş bir gol. Maç yeniden başlıyor. Her şey bitmedi. Bu kez 20 dakikada 3 gol 4 gol yok. Galatasaray dirilecek. Yürek yüreğe demiştim. İşte bir şut bir gol. Schmeichel değil. Bütün Michael'lar gelse o golü oradan alamazdı. Ben sadece topu aldığımda kaleye baktım. Kaleye baktıktan sonra sadece aklımda vurmak vardı. Çünkü önümde boştu. Akabinde zaten şut atmadan gol olmaz. Sonuçta denemek lazım. Ben de o gün işte topu alır almaz sadece kaleyi gördüm ve vurmak geçti aklımdan. O an vurduğumda sadece topun, çünkü Schmeichel hakikaten çok iyi bir kaleciydi. O dönemler hele çok formda bir kaleci ve çok isminden bahsedilen, dünyanın en iyi kalecilerinden bahsedilen bir isimdi.
Sadece onun topa uçtuğunu gördüm ama hani değecek mi değmeyecek mi o tereddüt vardı. Değmediğini anlayınca zaten dedim ki top yani fileye doğru gidiyor. Sonra baktım zaten biraz da yan duruyorum. Top gidişini böyle Michael'dan göremedim. Yana doğru böyle biraz kaykılarak baktım. Herkes biz herkes baktık. Top girdi. İnanamıyordum. O top girdi. Ama o önceden gibi o 2-0'da 2-1 oldu. Bizim kafanın içinde bir şey değişti. Biz de dedik ki tamam biz de yapabiliriz bunu. Bir şut daha mı? Bir arabası. Bir geriye doğru pas. Topa koşan Kubilay ve gol. Evet gol. Durum 2-2 oluyor. Müthiş bir gol. Müthiş bir sonuç çıkıyor karşılaşmada. Kubilay Arif'in arabası. Bir hata ve durum 2-2. 2000 Türk şu anda bütün boğazlarındaki son gücü harcıyorlar. Kubilay'ın golüyle 2-2'yi yakalıyoruz. Schmeichel sinirli. Kaleci bir tarafa gitti. Topa bir tarafa gitti. Tam çıkıyordu, ben geldim o direğinin yanında vurdum içine ama direğine gittim bir kafayla biraz vurdum direğe ama o gol atmak için de o her şeyi yapabilirdim. Manchester futbolcular zaten birbirleriyle kavga etmeye başladı saha içerisinde. Biz o kadar yani topu göremez hale geldiler. Mesela o kadar iyi pas yapıyoruz, o kadar güzel ataklar yapıyoruz. Hakan hemen kademe, Hakan aldı topu. Arkada Kubilay bir çalım. Haydi Hakan, vuruyor Schmeichel. İyi vuramıyor. Bravo Hakan. Hakan oyuna yeni girdi sanki. Falco çıktı hücuma. Sağ tarafta Suat atmadı. Kubilay tek top. Hakan. Kubilay arkaya iniyor. Sol ayağı çok iyi. Vuruyor Schmeichel. O kadar iyi vurdu ki. Ancak Schmeichel ayarında bir kaleci o kapalı köşeye giden topu önleyebilirdi. Tugay. Hakan. Herkesin üzerinde yine Hakan. Kubilay. Sağ ayağıyla vuruyor iki hamlede Schmeichel. Bizim girdiğin zaman dedik ki tamam. Bizim ilk devrede oynadığın maçın ikinci devre daha çok iyi oynayacağız. Bu maçı kazanmak için. Biz ikinci devreye girdik kazanmak için. Nasıl yükleniyoruz? Nasıl bir tempo? Arif şut pozisyonda vuruyor. Schmeichel direkt gol! İşte Türkiye, işte Galatasaray. Schmeichel, Manchester United nerede? İşte Türk futbolu bu. İşte Şampiyonlar Ligi bu. Golü çağıra çağıra getirdik. Çoğunu isteye isteye getirdik. Şimdi artık gönül rahatlığıyla ben de söyleyebilirim. Sevgili seyirciler, inanın ağlamak istiyorum. Böyle bir başta 2000 Türk'ün şu anda sevincini, suratını görerek ağlamamak mümkün değil. Sesim, bütün boğazım, bütün ses tellerim feda olsun bu takıma. Koşuyoruz top ayağımda. Ben soldan içeri doğru 18 paralele doğru top sürmeye başladım. Top sürerken zaten kale önüme geldi. Yani bir futbolcunun yanından böyle geldim. Direkt topa vurmak geçti içimden ve vurdum. Birinin ayağına çarpıp böyle direğe doğru gitti. Hani Schmeichel uçtu, yetişemedi. Top direğe doğru gidiyor. Ben de arkadan bakıyorum. Hani gol olacak çünkü adama çarptı. Schmeichel da tam böyle yakalayamadı topu. Direğe çarptı, geri döndü. Eyvah dedim falan. Tam üzülürken bir baktım Kubilay bitti orada. Benim için bu tam lokum gibi. Lokum. Sadece böyle yaptım, girdi. Ama en güzeldi. Ben sol tarafa gittim şey yapmak için. Nasıl diyor? Sevinmek için. Ama bizim taraflar öbür tarafta. Gittim oraya, yalnız kaldım. Bizimkiler öbür tarafa gitti. Hemen öbür tarafa gitti. İns. Keane ortalıyor. Cantona. Hiç önemli değil. Bir gol daha yemeyelim. Son 8 dakika, 82. dakika. Cantona. Durum 3-3. Ülke olarak müthiş bir puan kazanacaktık Manchester United'ı burada yener.